daha Yaradanımızı, Rabbimizi tanımıyoruz. Allah Celle Celal'in gücünün farkında değiliz. Kıymetli kardeşlerim, bizi yaradan Allah, yerleri gökleri yaradan Allah Celle Celaluhu. Bakın Allah Celle Celaluhu'nun, hani dedik ya Allah'ı sen ediyorsun. Ama Allah'ı sen ediyorsun kelimesini hafife alan kişiye söylüyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun gücünü anlayın. Nasıl anlayacağız biliyor musun? O güç sahibinin yarattığı mahluklara bir örnek vereceğiz. Bakın bir hadis-i şerif İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Arşı taşıyan 4 büyük melek vardı. Arşı şu anda taşıyan 4 tane büyük melek var. O melekler kıyamet zamanı, kıyamet koptuğu zaman 8 melek olacak. Çünkü arş ne varsa kürsü her şey inecek aşağı. Ağırlaşacak arş. Ve kıyamet zamanı o melekler 8 tane melek olacak. Ve o meleklerin boyutlarından, güçlerinden bahsedeceğiz ki o melekleri yaradanın gücünü anlayın. Evet. 8 melek olacak. O meleklerden bir tanesi bir kanadını salıverse, kanadının bir tüyü ile, bak bir tüyü ile dünya paramparça olur. Hadis-i şerif naklediyoruz. Ve o meleğin, bak büyük, boyutunun büyük nanın, topu ile, meleğin topu ile, bir ayak düşünün, topu ile şöyle göstereyim. Topu ile ayak parmağının arasındaki mesafe, 500 senelik mesafe, büyüklüğünü anlayın. Ve o meleklerin göğsüyle boynu arası, göğsüyle boynu arası 500 senelik mesafe, arşı taşıyan meleklerin boyutunun büyüklüğünü anlayın. Bunlar önemli meseleler. Allah Celle Celle'nin gücünü anlatan meseleler. He? O haşa ve kella isyan ettiğin Rabbinin gücünü tanı. Gücünü bil, seni unufak eder Allah Celle Celle. Seni yok eder, hiç kimse seni hatırlamaz bile. Ondan sonra bakın ne dedik? O kürsü ki, bak o kürsü her şeyi kaplıyor. O arş kürsünün de üstünde. Öyle büyük melekler. Kıymetli kardeşlerim, dünyanın, arşın, semaların büyüklüğünü biliyor muyuz? Şu hani bilim adamlarının sonsuz dediği yer var ya, sonsuz diye tabir ettiği yer. O daha birinci kat semanın bilmem kaçta kaçı. Birinci kat sema. Bu sonsuz dedikleri. Güneş, ay, her şey içinde. Ve onun üstünde ikinci kat sema, üçüncü kat sema, dördüncü kat sema, beşinci kat sema, altıncı kat sema, yedinci kat sema, kürsü, arş. Büyüklüğü siz hesap edin. Siz hesap edin kıymetli kardeşim. Allah Celle Celal'in gücünü, kuvvetini siz hesap edin. Allah Celle Celal'e soruldu. Cebrail Aleyhisselam olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ya Rabbi yarattığın her şey sana isyan ederse, her şey, yarattığın her şey, güneş, dünya, ay, birinci kat, ikinci kat, her neyse, ne varsa isyan ederse ne yaparsın? Allah Celle Celal diyor ki onların diyor tamamını bir lokmada yuttururum. Tamamını, her şeyi, cennet, cehennem buna dahil bir lokmada yuttururum. Aman ya Rabbi. Peki ya Rabbi nasıl olacak? Kim yapacak bir şey? Benim ilim denizlerimde, ilim otlaklarımda otlayan bir mahluk. Allah Celle Celaluhu'nun ilim otlaklarında olan bir mahluk bu yaratılan her şeyin tamamını bir lokmada yutturuyor. Ya bu iş şaka mı? Bu iş eğlence mi? Rabbini tanı, Rabbini bil, namazını kıl. İsyan ediyorsun Allah'a. Allah'a isyan ediyorsun. Tövbe etmiyorsun. Sohbet dinlemiyorsun. Namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun, sürekli isyan, sürekli küfür, hayatında tövbe yok, iyilik yok, hasenat yok, sırf günah. Sıralı makine gibi ya. Adam sırf günah yani. Sabah yataktan kalkıyor, gece yatana kadar günah işliyor. Arada hiçbir ama hiçbir boşluk bırakmıyor ya. Yazık değil mi ya? Hı? Kıymetli kardeşlerim, biz her zaman diyoruz ki, iyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Estaizu billah, bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minune billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber. Bu peygamber mesleğini Allah Celle Celaluhu biz Müslümanlara zimmetledi. Gerekirse yalvarın. Gerekirse yalvarın kardeşim Allah rızası için namaz kıl ya. Ne olur namaz kıl ya. Bak azap çok. Gazap çok, sıkıntı çok. Kardeşim buna değmez. Vallahi değmez ya. Ya namaz ya. Namaz, namaz, namaz. Ne kadar zor ki. Neyi zor? Bak amel olarak en büyük amel. O tamam. Namazı haşa küçümsediğimiz için demiyoruz. Ya alt üstünü namaz kılacaksın. Değil. Vakit olarak. Bak amel olarak. Abdest. 3 kere ağza. Ya 3 kere burnuna. Ellerini yıkıyorsun, yüzünü yıkıyorsun, kollarını yıkıyorsun. Ne var bunda? Başını meslediyorsun, ayaklarını yıkıyorsun. Temizlik yapıyorsun. Çok mu zor ya? Elleri ovalıyorsun. Çok mu zor? Zaten sen bunu her gün yapıyorsun. Ellerini yıkıyorsun. Ağzına 3 kere su vereceksin.
Bunu üç güne su vereceksin. Yüzünü yıkayacaksın. Kollarını yıkayacaksın. Başını besleyeceksin. Kulaklarını temizleyeceksin. Ayağını yıkayacaksın. Kaç dakikan alacak? Mübarek adam. Peşine sabah namazı. 5 dakika, 6 dakika ya. Allah Celle Celaluhu ayıracak. 6 dakikan yok mu be kardeşim? He? 6 dakika be. Öğlen namazı kaç dakika? Olsun sana 10 dakika, 15 dakika ya. He? Rabbine ayıracak 15 dakikan yok mu be kardeşim? He? Seni yaradana 15 dakika ayıramıyor musun be kardeşim? He? Sevdiklerini ayırıyorsun. Çoluğuna çocuğuna ayırıyorsun. Ayırma demiyoruz. Namazını kıl. Çoluğuna çocuğuna da vakit ayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çoluğunu çocuğunu severdi. Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i omuzunda gezdirirdi. Kucağına alırdı. Hutbede kucağında hutbe yaptı. He? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken sırtına çıkarlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar sırtından inene kadar secdeden kalkmazdı. Ya namaz bu kadar önemli. Çoluk çocuk bu kadar önemli. Ama sen çoluğuna çocuğuna vakit ayırıyorsun. Yaradanına vakit ayırmıyorsun kıymetli kardeşim. Allah rızası için ayırıyoruz. Lütfen ama lütfen namazlarımıza sahip çıkalım. Namaz kılan adam da namazını düzgün kılsın. Hakkıyla kılsın. Hakkıyla kılmazsan o namaz mahşer günü paçavra gibi suratına atılacak. Bu nasıl namaz? Bu nasıl namaz? Sen bu namazla mı Rabbinin huzuruna çıkıyorsun denecek o kişiye. Nasuh tövbesiyle tövbe edelim kıymetli kardeşlerim. Tövbe edelim, bir kendimize gelelim. Hayatımızda namaz yoksa evvela iki rekat tövbe namazı kılalım. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azim, el rahim, el kerim, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el hayyel kayyûme ve etûbi ileyh diyelim. Nasuh tövbesi önemlidir. Ya eyyühellezîne âmenû tûbû ilallah tövbeten nasuhâ. Allah Celle Celle ne diyor? Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezîne âmenû. Ey iman edenler. Tûbû ilallah. Allah'a tövbe edin. Nasıl tövbe? Tövbeten nasuhâ. Nasuh tövbesiyle. Herkese soruyor. Hocam bu nasuh tövbesi nasıl oluyor? Bunun nasuh tövbesinin Mevlana'nın mesnevisinde geçiyor. Ya öyle bir tövbe ki inşallah bir vakit anlatırız. Öyle bir tövbe ki bir daha o günah mı? Aman ya Rabbi kapımdan geçmesin. Asla, asla, asla. Aman ya Rabbi. Mesela adam uyuşturucu müptelası. Ama tövbe etmiş. Ama işte öyle bir tövbe etmiş ki aman ya Rabbi bir daha asla kapımdan geçmesin. Aman ya Rabbi. Adam zina mı etti? Öyle bir tövbe etti ki bir daha yani bırak zinayı namahrem kapıdan geçmesin. Bak namahrem kapıdan geçmesin. Öyle bir tövbe. İşte biz evvela tövbe edeceğiz. İki rekat. Güzel bir gusül abdesti alalım evvela. Güzel bir gusül abdesti. Hakkıyla gusül abdesti alıyoruz. Ondan sonra iki rekat tövbe namazı kılıyoruz. Ondan sonra ya Rabbi beni affet. Bugüne kadar namaz kılmadım. Ya da yarım yamalak kıldım. Kıldım bıraktım. Ama inşallah beş vakit namazıma başlıyorum ya Rabbi. Beş vakit namazıma başlıyorum ya Rabbi. Kaza namazlarını da inşallah kılmamız lazım. Namaz önemlidir. Namaz dinin direğidir. Estağfirullah. Bismillah. İnne salate tenhanil fahşâ. Estaizu billahi bismillah. Ya eyyühellezine amin usta'inu bis sabri ve salah. Namaz, namaz, namaz insanı yarı yolda koymaz.